Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size ölümsüz kalem, büyük yazar, Türk insanının medarı iftarı olan kalemlerden bir tanesi Sebahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna isimli eserinden bahsetmek istiyorum. Evet biliyorum birçoğunuz bu kitabı biliyorsunuz, duydunuz, okudunuz. Hiç değilse Instagram'da veya farklı sosyal medya platformlarında kahveli, kalpli, çikolatalı fotoğraflarını gördünüz diyerek giriyorum. Ama ben size şunu söyleyeyim mi? Beni gerçekten çok etkileyen kitaplardan bir tanesidir bu Sebahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna isimli kitabı. Şimdi bu kitapla ilgili şöyle bir şey var. Hani eleştirenler şöyle eleştiriyor. Ya işte bu kitap çok popüler bir kitap artık efendime söyleyeyim marketlerde pazarlarda tezgahlarda her yerde satılıyor işte bu kitabı okumayanı dövüyorlar veya bu kitabın kahveli kalpli fotoğrafını instagrama Instagram atmayana kızıyorlar falan filan gibi tartışmalar var hicivler var alaylar var. ama ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar hepsini unutun. Yani bu kitabın çok okunuyor olması veya bu kitabın işte sosyal medya platformlarında çok paylaşılıyor olması bir bu kitabın böyle popülist, popüler bir kitap okunmaya değmez ya bir sanat eseri değil gibi bir algıya sebebiyet veriyorsa kesinlikle yanlış. Evet, ilginçtir, hayrettir. Ülkemizde gerçekten kaliteli, değerli edebi değeri de, içeriği de, hikayesi de, üslubu da bu kadar kaliteli ve güzel bir kitabın toplumumuzda bu kadar büyük bir karşılık görmesi çok güzel, mutluluk verici. Yani sakın şu yanılgıya düşmeyin. Ya işte çok popüler bir kitap. Abi ben popüler kitap okumayı sevmiyorum ya diyen arkadaşlar da oluyor ya. Ha işte bu kitap o popüler kitaplardan bir tanesi değil. Bu kitap gerçekten yazıldığı günden günümüze kadar okunduğunda değerini hiç kaybetmeyen toplumda sürekli yeni baştan bir daha kabul gören benimsenen çok satan çok okunan çok beğenilen tam da Sebahattin Ali gibi büyük ve dev bir yazara yakışacak bir eser. Ben bu kitabı okuduğumda çok ok duygulandım, hislendim. İçimde bir yerlerin acıdığını hissettiğim, gözyaşı döktüğüm de oldu. Bazen böyle soluklanıp neyse şunu bir bırakayım da şöyle bir kendime geleyim sonra devam edeyim dediğim anlarda oldu. Ha bu kitapla ilgili özellikle genç arkadaşlardan şu tarz şeyleri de duydum. Ya hocam biraz abartılmıyor mu ya ne var ki bu hikayede diyen genç arkadaşlar da oldu. Arkadaşlar şunu unutmayın. Her kitap herkese göre değildir. Bazı kitapları anlamak için bazı şeyleri yaşamış olmak, bazı yaşam deneyimlerinden geçmiş olmak ve belki de bazı yaşlara gelmiş olmak gerekebilir. Şimdi kitabımızın esas oğlanı Raif Efendi. Ya bu adam Anadolu'dan kalkmış Almanya'ya babasının isteği üzerine gitmiş. Orada sabunculuğun ince tekniklerini öğrenecek ardından Türkiye'ye dönecek, fabrikaların başına geçecek denen böyle içine kapanık kendi halinde bir adamdır. Unutmayın demin dediğim konuya. Yani bazı kitapları anlamak için, bazı hikayeleri anlamak için işte bazen yaşanmışlıklar gerekiyor. Belki de bazı ya belli bir yaşa gelmek gerekiyor dedim ya oradan devam ediyorum. Adam sonra Türkiye'ye dönüyor. Orada bir kadına aşık oluyor ki aman Allah'ım o nasıl bir aşk? Gerçek bir aşk, saf bir aşk, duru bir aşk, tutkulu bir aşk. Ama ondan sonra neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Hiçbirine girmiyorum. Kitapla ilgili hiçbir ipucu vermeden ve derken o adam bir gün Türkiye'de işte evlenir, çoluk çocuğa karışır. İçinde büyük bir tutku vardır, aşk vardır, heyecan vardır, özlem vardır, yara vardır. Ama artık evinde, sabah işinde, akşam yuvasında, çoluğuyla, çocuğuyla, aklı, kalbi, ruhu başka bir yerde, başka bir insanladır. Ama bedeniyle bir mekandadır. Yani bir evdedir. Hulasa bazı şeyler yaşanmışlıklarla ilgilidir. Hulasa 18 yaşındaki bir genç belki bundan bazı şeyleri anlayamayabilir. Ama işte hayatında birçok şeyler yaşanmış, birçok hikayeleri olmuş, hayal kurmuş, hayalini gerçekleştirememiş, bir şeyleri tutkuyla arzulamış ama arzuladığı şeye ulaşamamış. Ondan sonra Ay sonu ödenecek kirayı, faturaları, okul taksitlerini, çocuk servis ücretlerini düşünmüş insanlar belki de kürk mantolu madonnasını okuduklarında Selbahattin Ali'nin siz genç arkadaşların anlayamadığı şeyleri anlayabilirler. O yüzden genç arkadaşların o ya hocam işte biraz abartılmıyor mu ifadesi bence doğru bir ifade değil. Hayır bence hiç de abartılmıyor. Çünkü bir... Gerçek, saf, duru bir aşk hikayesi var. Ve kitabın dili oldukça sade. Hikaye sürükleyici. Hiç ummadığınız gelişmeler, merak duygusu, yani bir insanın bir romanda arayabileceği ne varsa hemen hemen birçoğu hikayenin içerisine yedirilmiş durumda. Arkadaşlar, kitap aldığınızda, okuduğunuzda birçok cümleyi çizeceksiniz. Ben çizdim. Daha sonra not aldığım defterime, oradan aldığım yeniden yazdım. Siz de birçok cümlenin altını çizeceksiniz, beğeneceksiniz, etkileneceksiniz diyorum. Şimdi bu kitapta ya şurada bir saniye arkadaşlar, hoşuma giden iki tane yer vardı da kitaptan onları size okumak arzu ettim. Diyor ki Raif Efendi aslında içinde büyük tutkular, büyük acılar yaşayan ama daha sonra hiç hayal etmediği bir yaşama mahkum olan Raif Efendi o tutuk içine kapalı insan kendimi bildim bileli bütün günlerimi haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım. Şurada o aşk hikayesinin bir yerinde yaşanan bir şeyden dolayı kurduğu bir cümle var. Diyor ki dünyada bir insana inanmıştım. O kadar çok inanmıştım ki bütün aldanmış olmak özür dilerim. O kadar çok inanmıştım ki bunda aldanmış olmak bende artık inanmak kudretini bırakmamıştı. Ona kızgın değildim. Ona kızmama, darılmama, onun aleyhinde düşünmeme imkan olmadığını hissediyordum ama bir kere kırılmıştım. Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık adeta bütün insanlara dağıtılmıştı. Çünkü o benim için, benim için bütün insanlığın timsaliydi diyor Sabahattin Ali. Ve bu kitabın gücü belki de yarım kalan aşktadır. Çünkü gerçek aşklar hep yarım kalır. Hani diyor ya bir tane düşünür. Bir aşkın mükemmel olmasının tek bir şartı vardır. O da imkansız olması. Güzel bir kitap. Sadece aşk hikayesi değil. Dönem eleştirisi var. O dönemin yani kitabın yazal, yazıldığı dönemdeki o siyasi olaylara gönderme var iş arayan, ekmek arayan insanların torpil aramak torpil aramak zorunda kalmasına gönderme var. Dediğim gibi siyasi göndermeler var. Dönemin Türkiye'si, o dönemin Avrupa yaşamı ve Türkiye'nin yaşamı arasındaki kıyaslamalar. Sebahattin Ali kendisi de Almanya'da bulunmuş. Tıpkı bu romanın ana karakteri olan Raif Efendi'nin Almanya'da bulunduğu gibi hulasa arkadaşlar. Güzel kitap, harikulade bir kitap, değerli bir kitap, okunulması bir kitap. Sakın ha popüler bir kitap. Ya benim popüler kitaplarla işim olmaz demeyin. Gerçekten alınmaya, okunmaya ve kütüphanenin raflarında saygın bir yere konulmaya hak eden bir kitap bu kitap. Ve ben Sabahattin Ali'nin yani bir daha üzülerek ve acıyla söylüyorum. Kadrini kıymetini zamanında bilemediğimiz ve hun harca öldürülen kendisine bir mezar taşı dahi sunamadığımız o büyük yazarın bu eserinin bu kadar büyük kabul görmesini belki de toplumun bilinç altında ondan özür dilemek şeklinde de algılıyorum. Evet onu öldürdüler katlettiler, aramızdan aldılar, kopardılar. Bir mezar taşı dahi olmadı ama bugün binler, on binler, yüz binlerce insanın kalbinde, gönlünde, ruhunda Sabahattin Ali'nin de, Sabahattin Ali'nin eserlerinin de büyük yeri var. O yüzden arkadaşlar, her sesi susturabilirsiniz ama kalemin, kelimelerin ve sanatın sesini Hitler olsanız ne fayda, Mussolini olsanız ne fayda, Franco olsanız ne fayda, Salazar olsanız ne fayda, Pinochet olsanız ne fayda, Stalin olsanız ne fayda. Susturamazsınız. Söz, kelime ve sanat toprağa gömseniz de işte böyle döner 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 dolaşır. O tohum bir çınar olur. Bir ormana döner ve toplumu aydınlatmaya, serinletmeye devam eder diyorum. Büyük yazar Sabahaddin Ali'yi bir daha rahmetle, sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla anıyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle ve kitapla kalın. Bir dahaki kitap tanıtımı programında arkadaşlar görüşmek üzere.